Şöyle şu tarafa doğru şöyle şey yaparsan ben de öbür yan tarafa otururum. Ya sen de böyle otur. Tabii. Geniş alır. Şimdi tabii bir başlangıç lazım sohbete, söyleşiye. Hakkı Saygı babamızı biz çok uzun yıllar önce kitaplarından tanıdık. Sevdik, bağlandık. Çünkü kendi olanaklarıyla hazırlamış olduğu eserler bir Bektaşi babası olarak, daha doğrusu bir Alevi Bektaşi inanç önderi olarak bir kişinin sadece posta oturup hizmet yürütmesiyle değil de eserler hazırlayarak da insanlara bir şeyler vermek istemesiyle de önemli oluyordu ve sadece kitaplarla da değil, söyleşileriyle, makaleleriyle, etkinliğiyle ve zaman içerisinde de gördük ki tanıdıklarıyla, dahil olduğu cemlerle, dolaştığı evlerle, konup göçtüğü gerçekten de insanlarla ki 2002 tarihinde beraber gerçekleştirdiğimiz Batı Anadolu bölgesi, Trakya başta olmak üzere insanlarla olan münasebetlerinde gördük ki tabii ki sevgili ana, değerli eşi ile de birlikte ki nefesleriyle Fahriye anamız anılacak. Çok önceleri bu yola dahil olmuş ve bu yolda çok mesafeler almış. Yani çok misafir ağırlamış, çok misafirliklere gitmiş ama hep Hak Muhammed Ali aşkı için olmuş bu ziyaretler. Ve çok büyük bir birikim sahibi kendisi. O nedenlerle ara ara kendisinden çeşitli tarihlerde bilgiler derledik. Çok güzel beraberlikler yaşadık. Hatta birçok geziye de birlikte çıktık. Birçok anma etkinliğine de gittik. Bulgaristan'a yaptığımız tarihi gezi çok önemliydi. Batı Anadolu bölgesini kapsayan gezimiz çok tarihi sonuçlar doğuran bir geziydi. O gezide paylaştığımız önemli anların Alevi Bektaşi tarihinde de bir yeri olacağına ben kanaat getiriyorum. Çünkü bu vasıflı son yıllarda yapılan en geniş kapsamlı geziydi o. Büyük olanaksızlıklar içerisinde, büyük engeller ve zorluklar içerisinde biz bu geziyi başarabildik. Ama şunu ifade etmek gerekir ki bizleri bu kamerada, bu kasetleri bir gün izleyecek insanlara da şu tarihi notu vermekten hiçbir zaman çekinmem. Kellemiz gitse de doğruyu söylememek bizim hem inancımızda var hem de benim mizacımda var. Hakkı Baba'yla biz bir işkence yaşadık yani açıkçası o tarihte. Öyle bir baskı altında o gezileri yaptık ki açıkçası ben hala nasıl yaptığımızı, ne yaptığımızı, nasıl bir sonuç aldığımızı tam bilemiyorum. Çok büyük olanaksızlıklar içerisinde, parasızlıklar içerisinde, şartları çok ağır olan bir geziydi. Buna rağmen biz onun üstesinden gelmeyi başardık ölümü göze alarak. Birileri belki Cem Vakfı'nın büyük olanaklarıyla, rahatlıklar içerisinde o geziyi yaptığımızı veyahut da tam sonuç alamadığımızı bile söyleyebilirler. Çünkü tarihi bir geziydi bu. Fakat gidip görebilirler gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz evlerde bizim durumumuzu onlardan sorsunlar. Hangi şartlarda bu geziyi yaptığımızı, bir yatağı bile paylaştığımızı ve aç kaldığımızı, dışarılarda kaldığımızı, kapılarda kaldığımızı, yorulduğumuzu, hastalandığımızı ve nihayetinde önemli ölçüde şu anda sıkıntılarımın bir nedeni de bu gezidir. Çünkü uykusuzluk, değişik yerlerde yatma ve aşırı yorgunluk, stres ve vakıftaki bazı kendini bilmez yöneticilerin de
bunu bizim aleyhimize çevirebilecek bir yöntemle bize uygulamaları, daha doğrusu bir sürgün gibiydi. Şahsen ben öyle algıladım. Sürgün gibiydi o gezi. Ve Hakkı Baba'dan sonra ben tekrar devam ettim Doğu Anadolu'ya ve Güneydoğu Anadolu bölgesine. 15 gün gezi, 15 gün gelip bir sene boyunca dergiyi çıkardım. Hem de pazarlarla, türlü sistemlerle, hakaretlerle karşılaşarak ve 5 kuruşsuz yaptık o geziyi. O yüzden çok büyük derdim vardır o geziyle ilgili ama ben şuna inanıyorum. Hakkı Baba sayesinde ben de Trakya ve Marmara bölgesinde birçok değerli babayla tanışma şansına ulaştım. İçimdeki Alevilik, Bektaşilik aşkı biraz daha arttı o yönüyle. Özellikle de Bektaşilik konusunda. Tabii Hakkı Baba'yı anlatmak kelimelere sığacak bir şey değil. Hakkı Baba, Hakkı Saygı Baba, bana göre şahsen şunu söylemek gerekirse, Bektaşi camiasında edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle birlikte bir düşünce insanı olarak ön plana çıkmaktadır. O artık babalık, yani posta oturan babalık, mürşitlik makamının ötesinde kendine ait bir düşünce dünyası yaratabilen ender insanlardandır. Bırakınız canları irşat etmeyi, cemler yapmayı, Anadolu'yu ve Bulgaristan'ı gezmeyi, derlemeyi, kitaplar yazmayı, o kendine ait bir dünya yaratabilmiştir. Yani bu bir Bektaşi babasının yarattığı bir dünyadır. Kendine ait bir kimliği vardır. Ve nihayetinde kitapları okunduğu zaman ve sohbet edildiği zaman bu kimliği daha çok görebiliriz. Şimdi ben bugünkü söyleşimizde bu kimliğin üzerine belki çok fazla gidemeyeceğim. Bir başka söyleşimizde mesela tasavvuf yorumlarına, Tanrı'ya yaklaşıma, o konulara başka bir sohbetimizde girmek istiyorum. Sevgili Hakkı Baba'nın izni ve desturu olursa bugün daha genel bir sohbet açmak istiyorum ve Sultan Sücahattin Veli Dergahı ve Ocağı, Trakya ve Balkanlarda, özellikle Bulgaristan'daki Bektaşi, Alevi Bektaşi inancıyla ilgili sohbet etmek istiyorum. Kendisi kabul buyurdu. Şu anda da onun evindeyiz ve 2 gündür de misafiriyiz. Ve Nevzat Demirtaş, Nadire Demirtaş gibi 2 tane Alevi Bektaşi toplumunun 100 akı insanla birlikte Hakkı Saygı Baba'nın da görgü, yıllık görgü cemide yapıldı. Hocamdan ben çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Ve oradan girmek istiyorum. Efendim, bugün bizi böyle kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorgunsunuz. İşleriniz başınızdan aşkın ve çok yoğun uğraş ve çalışmalar içerisindesiniz ama sağ olun, var olun, bu zamanı da bize ayırdınız. Efendim, şimdi Nevzat Efendi, tabii ki Eskişehir'de Sultan Sücahattin Veli Dergahı'nda postnişin, oranın dedesi, o ocağın temsilcisi olarak ünlenen bir insan. Ve Sultan Sücahattin Veli Dergahı'na bağlı binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Bunlar belki doğrudan nasip almış, ikrarlı olan canlar, babalar olduğu gibi gönül terazisinde de oranın ayrı bir ağırlığı olduğunu biliyorum. Örneğin İstanbul'daki cemevlerinin, İstanbul'daki derneklerin başkanları olsun, yöneticileri olsun, orayı hep sevgiyle yad ediyorlar. Nevzat Efendi olsun, oradaki insanlar olsun. Yani Alevilerin gönül penceresinde apayrı bir yeri var Sultan Sücahattin Veli Dergahı'nın. Bugün bu sevgi üzerine biraz eğilelim. Yani
Sizlerin yani Bulgaristan kökenli olarak İstanbul'a yerleşmiş olanlar da dahil olmak üzere birçok insanın bağlı olduğu Sultan Sücahattin Veli. Gerçekten Sultan Sücahattin Veli kimdir? Hangi dönemde yaşanmıştır? Kısaca bu konuyla girelim isterseniz. Şimdi hocam sağ olun. Hakikaten yorgunum dedim, baş ağrısı. Çünkü bazı şeyler bizi aşıyor artık. Niye aşıyor? İşte sen uzun uzun şey yaparken ben hep onları düşünüyorum. O kadar sıkıntılı dönemler geçirdik ki beraber o çalışmaları sen uzun uzun anlattın, benim tekrar anlatmama gerek yok. Şimdi bizim bir beklentimiz vardı. Şahsen benim, belki sizin de ama benim şahsen bir beklentim vardı. Ben mesela şunu düşünüyordum. Biz böyle bir oluşumu meydana getirirsek sanki yeniden bir yapılanmaya gireceğiz. Bu yapılanmanın içinde Edirne'den Kars'a bir birliktelik, o yol bir sürek bin bir anlayışı yerine bir Alevi İslam inancı oturur, böyle bir konsensüs sağlanır. Bektaşisiyle, Alevisiyle, Ak Muhammed Ali yoluna gönül vermiş olan bu insanların bir araya gelip, bir ortak noktada buluşup, mesela ben buna defalarca örnek göstermişimdir. Ayhan Bey'in evinde şu anda yüzlerce şeylerin, cemevlerinin çekilmiş, dedelerin yaptığı uygulamaların kasetleri var. Söyleşiler var. Bunlar konur masaya. Bunlar bir kurum tarafından, bir komisyon tarafından ve aylarca incelenir. Öyle 3 günlük, 5 günlük değil. Bu öyle 3 günde, 5 günde biz yaptık oldu şeyine getirilecek bir konu değil. Belki senelerce biz bunun üzerinde tahliller yapılır. Dergide de defalarca yazmışımdır. Körlerin tarifi, filin nasıl ortaya çıktıysa, o körlerin anlatmak istemiyorum. Biliniyor çünkü. Herkes filin bir yerini tarif ediyor. Ortaya bir fil resmi çıkıyor. Hiç hayatlarında fil görmedikleri halde bütünden parçadan bütüne doğru. Parçalar bütüne doğru gidildiğinde bir bütün ortaya yakalayabiliyorsun ortayı. İşte ben de dedim ki bu bütün yöresel cemleri bir araya getirip de bunlardan bir bütüne doğru gidildiği zaman bir gerçek erken ortaya çıkar. İnanış Ak Muhammed Ali yolunun bu tasavvufi yorumu Kur'an'a dayalı, Kur'an ayetleriyle desteklenmiş olarak çıkar. Edirne'den Kars'a böyle bir ibadet şekli oluşur. Belki uygulamasında zaman çok uzayabilir, geniş bir zamana yayılabilir ama en azından bir başlangıçtır. Belli bir yerlerde uygulanmaya başlanabilir diye düşünüyordum hep. Kuruldu. Birliktelik sağlandı. Alevi İslam Din Hizmetleri oluştu. Senin de bildiğin gibi. Fakat 1 yıl geçti üstünden. 1 yıl geçti üstünden bir tek bir kişinin egemonyası ne dayalı bir dayatmaca bir erken uygulaması kabul ettirilmeye çalışılıyor şu anda. Evet. Şimdi, şimdi bu mesela Erbakan için takiye yapıyor diye halbuki biz şu anda asıl takiyeyi biz yapıyoruz şu anda. Yani biz kendimizi bizi yani kendi istediğimiz şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz toplumu. Toplumu bir baskı şeyi uyguluyoruz. İşte bunlar benim canımı sıkıyor. Şimdi esas evet. Konuya gireceğim. Evet. Bunlardan dolayı 1 yıldan beri, senelerden beri vakfın içinde, kurulduğundan beri vakfın içindeyim. Hiçbir fedakarlıktan çekinmedim. Cebimden para harcayarak,
Sen de ben de kuruma gayret gösterdik. Bütün toplantılarına katıldık. Her yerde olduk. Her yerde göründük. Ama son zamanlarda iyice artık moralim sıfır oldu. Yani %80 üretimi yapan bir kimse olarak yaptıklarımın bir kişi tarafından elini tersiyle itilmiş olması, topluma mal olacak olan o değerli bilgilerin göz nurlarının bir kişi tarafından elin tersiyle itilip kendisine göre uygulanması ve onu ben yaptım, bunları benim eserim bunlar demesi en çok zoruma giden de bunlar yani. Takdir edilmemek ve anlaşılmamak. Ha, mum dibine ışık vermez. Atasözüdür. Doğrudur. Mum erir, biter, kendisini yok eder, etrafı aydınlatır ama kendine faydası olmaz. Kendisi ancak seneler sonra onun değeri anlaşılır. Şimdi biz şu anda bir anlaşılmak, takdir edilmek de istemiyoruz. Öyle bir niyetimiz de yok ama baba iyilik diyor dedik. Sücahattin Veli dedik. Şimdi Sücahattin Veli den önce babayilik kere nedir? Mesela bu Alevi İslam inancı ta Hazreti Peygamberimize dayanır. Hazreti Peygamberimizin sahabe yakın etrafındaki sahabeleri mesela onu şöyle tarifini yapabiliriz. Hazreti Peygamberimiz İslam'ı gelen vahiyleri ve Tanrı'nın ona vermiş olduğu o görevi herkesin anlayabileceği kadar onların anlayacağı, halkın, o ümmetinin anlayacağı şekilde insanlara açıklamıştır. Ancak İslam'ın gerçek bilgileri, yani iç yüzünü, zahiri yönünü açıklamıştır ama batını yönünü sadece Hazreti Ali'ye, Ehl-i Beyt'ine ve yakın sahabelerine açıklamıştır. Bu sahabeler de kimlerdi? Hazreti Ali'den sonra bütün tarikatların baş halkası sayılan Hasan Basri Hazretleri vardı. Hasan Basri Hazretleri ve yanında bulunan 300 sufa, ashab-ı sufa denirdi bunlara. Bunlar Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkıyorlardı. Bunların bütün iyaşeleri Hazreti Peygamberimiz tarafından karşılanıyordu. Bunlar Hazreti Peygamberimizin bütün gizli sırlarına, bu açıklayamadığı, halka açıklayamadığı bu Kur'an'ın iç manalarını, batın yönünü tartışıyorlar, konuşuyorlardı ve bunların başlatmış olduğu akım Hazreti Ali başta olmak üzere Hasan Basri, Selman-ı Farisi, işte pek çok şeye kadar Yusuf Hamedani, Ahmet Yesevi, Lokman Perende, Hacı Bektaş Veli 17 kişi bunların içinden seçilmiş 17 kişi tarafından bu Tarik-i Aliye dediğimiz bizim bu Alevi İslam yolu en son Hacı Bektaş Veli ile noktalanmıştır. Anadolu'ya kadar gelmiştir. Ama Hacı Bektaş Veli'den önce bu akım Anadolu'ya Ebul Vefa, bugün elimizde fazla bilgi olmamasına rağmen yalnız şu anda Hıdır Kaya'nın elinde Mehmet Yaman'ın çevirdiği, eski Türkçeden yeni Türkçe'ye çevirdiği bir Ebul Vefa velayetnamesi var. Fakat Hıdır Kaya bunu almış, henüz baskıya geçirememiş. Geçiremediği için bugün Dursun Gümüşoğlu bunun üzerinde çalışıyor ve ciddi bir çalışma yapıyor. Ebul Vefa'yı yakında herhalde bir basılacak, bir kitap halinde bize sunulacak. O zaman daha geniş
bilgiler sahip olacağız. Ebu Vefa çok önemli. Ebu Vefa gizemli bir insan bizim, ama fazla bilmiyoruz. Önemli. Bu insan mesela bugün şeyler böyle softalar bir şeyde İslam'ı tartışacakları, İslam Müslümanlığı tartışacakları bir toplantıda Ebu Vefa'yı da çağırıyorlar. Herkes İslam'ın yorumunu yapıyor. Ebu Vefa'ya sıra geldiği zaman hangi İslam'ın yorumunu istiyorsunuz benden diyor. Diyorlar ki kaç tane İslam var? Bir İslam. Biz bir İslam var dedi bile. Hayır diyor. Size göre bir İslam var. Bir de bana göre bir İslam var. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam var. Bugün Emevi ve Abbasilerin devam ettirdikleri bir İslam var. Hangisini anlatayım size? Yani bu şey olarak yani ipucu olarak Ebul Vefa'nın şeyi buradan çıkıyor. Şimdi Ebul Vefa bu Alevi İslam inancını ilk olarak tarikata çeviren batini yönünde bir ibadet olarak Anadolu'ya taşıyan kimse. Ebul Vefa'dan sonra şurada sırasında isimler var. Bakmam gerekecek. Şimdi Ebul Vefa babayilik deyince bir kere önce biz Baba İlyas Orasani'yi yani tanınmış olarak Baba İlyas Orasani'yi tabii. Şimdi babayilik deyince akla ilk olarak Orasanlı Sücahattin Ebul Beka Baba İlyas gelir. Ancak Anadolu'da Alevilik misyonunu ilk olarak tarikata dönüştüren Ebul Vefa olmuştur. Ebul Vefa'nın kısa bir zaman sonra Hakk'a yürümesi üzerine Vefailiğin başına Ebul Vefa'nın halifesi olan Garkın dede geçmiştir. Garkınlar Diyarbakır, Malatya ve Sivas dolaylarına yerleşirken Çeplilerle birlikte hareket etmişler, birlikte etkinlikler göstermişlerdir. Garkın dedenin Hakk'a yürümesinden sonra bu hareketin başına Baba İlyas geçmiş. Yani Baba İlyas'tan önce bu kimseler var. Geçmiş ve Vefailiği Baba İlyas'a çevirmiştir. Baba İlyas gerek Garkınlar, gerek Erzincan, Tunceli yöresine yerleşen dedelerden sonra Anadolu'ya gelen ilk erenlerdendir. 12. yüzyılın başında Anadolu'ya gelmiştir. Baba İlyas bir süre Malatya'da kaldıktan sonra Konya'ya gitmiş, saray tarafından kabul görmüştür. Bu arada müritlerine yaptığı işaretlerle şöhret kazanan Orasanlı Baba İlyas, İbrahim Beyoğlu Yağbasan Bey'in dikkatini çekmişti. Yağbasan Bey, Baba İlyas'ı Kayseri'ye kadı tayin etti. Ben bunları buradan niye okuyorum? Bu benim en son çıkaracağım. İki yıl sonra da Alevilik ve Bektaşilik. Yani bu bir kaynak olarak herkesin elinde küçük bir kitapçık yapacağım ben bunu. Herkes pratik olarak bu konuları öğrensin diye. Onun için öyle şey değil de toplu bir bilgi vereyim diye buradan şey yapıyorum. Yağbasan Bey'in dikkatini çekmişti. Yağbasan Bey Baba İlyas'ı Kayseri'ye kadı tayin etti. O sırada Anadolu Selçuklu Sultanı bulunan İzzettin Kaykubas vefat etmiş, yerine 1. Alaaddin Keykubat hükümdar olmuştu. Alaaddin Keykubat ilmiyle şöhret yapmış bulunan Alevilerin en ileri gelenlerinden olan Baba İlyas'ı Kayseri kadılığından alarak Mesudiye dergahının başına getirdi. Harzemli Taceddin Ebul Vefa'nın halifelerinden Sultan 1. Mesud tarafından yaptırılmış olan Mesudiye dergahı Alevilerin
merkezi durumuna gelmişti. Bir kaset değiştireyim. Siz okurken benim de uykum geldi. Sen yapabilirsin. Hakkı Baba, siz uzun yıllardan beri Bektaşi camiasında bulunan bir insansınız. Biz biliyoruz ki sadece mensup olduğunuz Sultan Sücahattin Veli Dergahı ve Babayi koluyla değil de diğer Bektaşi gruplarıyla da temasta olan, onların yakın dostluğunu, sevgisini kazanmış bir insansınız. Şimdi Ali Koçlu diyoruz, Kızılderili diyoruz. Tabii Babayiler var, Balım Sultan erkanını sürdürenler var. Her birinin yolu güzel diyoruz, işleyi güzel diyoruz. Her birinin büyük bir zenginliği var diyoruz. Biraz bunlardan bahsedelim. Mesela bunlar erkanlarına göre mi ayrılıyor? Neye göre ayrılıyor bunlar? Şimdi Bektaşilik geniş bir şemsiye. Şimdi Bektaşi, mesela dışarıdan bakıldığı zaman işte Rumeli'ye Bektaşi olarak. Ben Rumeli'yim ya, bana Bektaşi diyorlar. Evet, ben Bektaşi'yim ama benim bulunduğum toplum diyor ki, hayır sen Bektaşi değilsin, biz Bektaşi değiliz. Neyiz biz? Biz babayıyız diyorlar. Öbür tarafta birisi çıkıyor, biz Kızılderililiyiz diyor, Bektaşiyiz diyor. Öbür tarafta gene birisi çıkıyor, biz Ali Koçluyuz diyor. Öbür çıkıyor, biz Balım Sultanlıyız diyor, Balım Sultan erkanı yürütüyoruz diyor. Trakya'nın Lüleburgaz, Kıkvereli, işte Kopçaz yörelerinde pek çok köy var. Bedrettini, biz Bedrettini erkanı yürütüyoruz diyorlar. Halbuki yürüttükleri erken Gülşani tarikatının erkanı. Şimdi ama dışarıdan bakıldığında hepsine birden Bektaşi deniyor. Nasıl Anadolu'da ocaklar, işte Ahuçenler, Baba Mansurlar diye bir tür ocaklar varsa, inanç bakımından, uygulama bakımından aşağı yukarı hepsi birbirine benzer. Aralarında fark yok gibidir. Ama ocak, 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 benim ocağım senin ocağını bilmem ne yapar. Benim ocağım en büyük ocak. Herkes kendini en büyük ocak olarak gösteriyor. Şimdi Bektaşilikle, Bektaşi dediğimiz bu alt yapısındaki, biraz önce saydığım işte Babayiler, Ali Koçlular, Kızılderililer, ondan sonra Simavnalı, yani Bedrettiniler, Balım Sultanlılar, erkanlarına göre kendilerine, mesela aynı aile bölünmüş ikiye. Oğlu, ben diyor Bektaşiyim diyor. Yok da iki kardeş, adam ikisi, birisi Bektaşi, birisi Babayi. Babayi aslında bu Bektaşilik şeyi de Babayilerin içinden çıkmıştır. Mesela Babayi erkanında adamın birisi düşkün yapılmış. Hatırı sayılan birisi düşkün yapılmış. Bir suç işlemiş, erkana, edebe uymayan bir suç işlemiş, yol düşkünü edilmiş. Adam yol düşkünü, tekrar aynı yere gelmeyi şey yapamamış, gitmiş Kızılderili'den bir icazet almış. Ben bunu şey için konuşuyorum, Balkanlardakiler için, Rumeli, Deleorman bölgesindekiler için konuşuyorum. Gitmiş Kızılderili'den, Dimitoka'dan bir icazetname almış, gelmiş.
oranın erkanını almış, getirmiş. Ama şimdi pazar gününün akşamı, yani bu akşamki gibi, pazartesi deniyor buna. Bir de perşembe gününün akşamı, onu da cuma gece diyor. Bu babaylıklar bu iki gecede ibadet yapıyorlar. Anadolu 48 perşembe diyor. Bizimkileri de bunu yazın uygulamadıkları için, yazın Nevruz'da işe güce çıkar. Ama ne oluyor? Yine 48-52'yi dolduruyor. Haftada iki defa yapmak suretiyle kış günü, işin olmadığı zamanda. Bu defa onlar ne yapmışlar? Yine perşembeyi kullanmış, pazar gününü çarşambaya çevirmiş. Çarşamba ve pazartesi, perşembeyi kaldırmış. Perşembe yerine çarşambayı koymuş gecelerini. Buna bizim halk arasında çarşambalı demişler. Halbuki Kızılderili'ye bağlı Bektaşi olmuş. Onun erkanını yürütüyor. Yani fark yok aslında arasında. Aynı toplumun, aynı semahı aynı, niyazı aynı, inançları aynı, her şeyi aynı. Mesela bugün Kasçılarla, bizim Delormanlar arasında bakar aya, ay yeni olmuş, dara düşerler. Ay yeni olmuş, dara düşerler. Akşam ortalığa gelme şekilleri aynıdır. Duaları aynıdır. Hiç değişik yoktur. İşte çarşambalı o Bektaşi dediğimiz bunlar biraz saçlı baba, koçlu baba, bilmem ne baba falan diye biraz ilave katmışlardır öyle. Yani aynı şeydir. Onun için özde farklılık yoktur. Diğerleri birbirlerine, erkanlarına girer çıkar. Yalnız Babagan Bektaşiler kendi erkanlarına bu diğerlerini sokmazlar. Nedeni nedir acaba? İşte nedenini de onlar da bilemiyor. Balım Sultan böyle koymuş bunu, biz bunu bozamayız diyor. Peki o. Şimdi nedeni aslında hiçbir dayanağı yok yani. Kural diyor. Bu böyle disiplin. Bu disiplinimiz bizim diyor. Bu şimdi orada muhtelif postlar var. O postlara mesela kapıdan girdi talip. Ortaya gelir bir üye aşk olsun der. Peymençiye geçer. Ondan sonra şu kapı, şurası dar meydanı. Şurada postlar var böyle. Üç ayakta eller mühürlü göğsünde, ayaklar şey mühürlü. Üç ayakta şuraya gelir. Buraya niyaz yapar. Bu posta. Gider üç ayakta geriye çıkar. Tekrar üç ayakta bu posta gelir niyazını yapar. Gider gelir, gider gelir, gider gelir. O postların hepsine, çıraklara işte makamlardır onlar. Hepsine niyazlarını yapar. Cümleden cümleye der, geçer yerine oturur. Diğerleri de gelenler hepsi aynı şekilde yapar. Erkan bu. Bitti mi bitti niyaz? Baba bir dua verir. Ondan sonra sofraya geçilir. Sofrada bir daha dem devran yenir, içilir. Peki, sohbet evet. Şeyi devam. Erkan ibadet faslı orasıdır yani. Şimdi Ayrullah babaları sen tanıyorsun. Evet. Onlar da babayı. Bunlar da aynı yörenin insanı. Ama Mehmet Kopçalı aynı yörenin insanı. Akraba, kardeş birbirlerine. Kardeş çocukları. O Bektaşi, o babayı. Erkanlar da ne yapmışlar? Biraz işte farklılıklar getirmişler. Şimdi Ayrullah babaların erkanında sadece bir niyaz vardır. Baba geçer kendi postuna secde eder, oturur. Ana bacısı ondan sonra gelir, secde eder, ona oturur. Yaş sırasına göre gelirler, oturanlara secde edilir, yerine geçilir. Oturanlara secde edilir, cümleden cümleye eder, yerine niyaz eder, yerine oturur. Gelen, geçen, en sonunda gelen hepsine niyaz yapmak zorunda kalır. O da en son bitti mi, artık başka hiç kimse kalmadı mı, elini orta yere koyar. Orta yere yakıp getir eder. O zaman bilirler ki artık bitmiştir. Baba orada bir vakitleri okur, bir gülben çeker.
Hepsi birbirine hal sorar. Nasılsınız, nasılsınız? Onların da halka namazı bu. Hadi bir namaz kılalım derler. Şimdi onların namazı bu. Biraz önce anlattığım Babakan Bektaşilerin namazı. İşte o makamlara gidip secde etmek. Mesela bizimkini dün akşam gördüm. Ben şeyler yapıldıktan sonra çarak uyarıldı, işte el suyu getirildi, cart çekildi. Gözcü Cem'i birledi ve ben dedim niyet ettik akşamın hayrına. Girdik 12 İmam Cafer kabrine. Kıblemiz Muhammed Secde Mezarı, Pirimiz Üstadımız Hünkar Cübektaş Bey'le Sücahattin Veli, evliyaları, enbiyaları vesile kılarak ibadete niyet ettik. Kabul eyle ya Rabbi dedim. Niyet ettim. İhlası Fatiha suresini okudum. Secdeye götürdüm. Secde duası. Ondan sonra tövbe dualarını okudum. Secdeye götürdüm. Ondan sonra Sübhaneke'yi okudum. Secdeye götürdüm. 5 secdeyle namaz kıldım. Onlarda bu namaz yok. Peki sizin bu akşam kılması dediğiniz 5 kere secdeye gelen gelme babayı erkanı diyebilir miyiz? Babayı erkanı. Normalde bu aslında. He. Ama babadan atadan gördüğünüz bu değil mi? Gördüğümüz bir erkanname yok ortada. Ama gördüğünüz bunu yazılı hale getirirseniz erkanname olur. Ben bunu getirdim yazılı hale. İlk olarak bende bu yazılı hale gelmiş şekli. Ve bugün bir başka babaya gitseniz bendeki o mükemmelliği bulamazsınız. Niye bulamazsınız? Mesela İhlas-ı Fatiha suresini okumaz. Ben İhlas-ı Fatiha suresini niye koydum oraya? Niyet yok. Niyeti niye koydum ortaya? Niyetsiz hiçbir ibadet olur mu? Yani her şeyin bir kere bir niyet var. Bir yere gideceksin, niyet. Bak aslında Alevi'nin, Bektaşi'nin ibadeti daha evindeyken başlar. Evden niyet ettim Allah rızası için Cem evine gitmeye, ibadete der, evinden öyle çıkar. Kapıya gelir, Cem evinin kapısına eşiğe niyazını yapar, alt eşikler, üst eşikler yanlarından. Nedir o eşiklere niyazlar mesela? İşte ne diye ediyor? Aşağı, yukarı, sağa, sola. Mesela aşağı işte söylenir mesela. Ne diye yani tabii söylenir. Sağını, solunu, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, işte Ali, ben ilmi şehriyim, Ali kapısıdır. Kapı olarak Ali, Ali'nin kapısı olduğu. Evet. Onlardan rıza almak suretiyle içeri gelinir. İçerisi neresidir? İlmin şehridir. Muhammed'dir. Ne diye? Ben ilmin şehriyim. Ali kapısıdır. Ne yapacağız biz? İlme, şehre Ali'nin kapısından gireceğiz ama Ali'den rıza alacağız. Ali'nin izniyle gireceğiz o şehre. Oradan ne yapacağız? Feyz alacağız oradan. O akın tecelli meydanı ettiği meydandır orası. İşte ilmin şehri orası. Muhammed'in ilmine vakıf olacağız orada. Ne diyor? Girin şu kente. Dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kent neresi? Muhammed. Şehir. Dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ki sizi bağışlayalım. Bir Bakara suresi 58. Nisa suresi 54'te de girin bu kente, dilediğiniz yerde şeyin ve af dileyin ki sizi bağışlayalım. Yani ufak bir iki şey var arasında. İkisi de aynı ayette. İki tane Kur'an ayetimiz var. Kapıdan secde ederek girin. Nereye girecek? Ali'nin kapısından Hazreti Peygamberimizin de kutsi hadisi var yani. Hadisi var. Ben ilmi şehriyim, Ali kapısıdır. Ali'nin kapısından ilim şehrine gireceğiz. Ama Kur'an ayeti var. Üzerimize farz kılınmış. Kapıdan secde ederek girin diyor. Peki girdi, kapıdan secde alarak girdiği Muhammed'in ilim şehrine giriyor. Tabii kutsal bir mekana girdi artık o girdi. İnsan. Orada selamun aleyküm falan yok. Hüyü aşk olsun. Artık orada Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismi. Ve ondan sonra geliyor dedenin önünde. Dün akşam gördüm. Secdeye geldiler. Orada aslında o bizim
şeyimiz gene. Diğerlerinde biraz önce söyledim, o işte Babagan Bektaşiler'de makamlara gidiyor. Secdeleri yapıyor. Kızılveli Sultan'da da makamlar var herhalde. O şimdi bizde geldi eşiyle beraber. Bismillah Allah Allah. Durdum divana, uydum 12 imama, niyet ettim 2 rekat İmam Cafer namazı kılmaya. Kıblemiz Muhammed, secdemiz Ali, bir müstadım Sünkereci Bektaş Veli, arkasından bağlı olduğu pirin ismini, Sücahattin Veli yahut da Kızıl Veli yahut Balım Sultan, nereye bağlıysa ve gerçeğe öyle diyor, secdeye varıyor. Secdede ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyecek kadar secdede kalıyor, doğruluyor, hal soruyor. Dedenin babanın iki kaşının arasına bakarak, iyi midir haliniz? Sağa dönüyor, sağdakilere sizin haliniz iyi mi? Sola dönüyor, soldakilere sizin haliniz iyi mi? Nasıl? Camide de iki rekatın sonunda bu selam vardır. Şeyler okunur, zam sureler okunur. Selam var. Burada o selamları veriyor. Ne yaptı şimdi? Bir daha değindi. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali dedi. Bir daha doğruldu. İki rekatı kıldı orada. Ama ne ki İmam Cafer namazının iki rekatını kıldı orada. Daha gelir gelmez iki rekat namazı kılıyor dedenin önünde. Ondan sonra kalkıyor, şeye duruyor, cümleden cümleye diyor. Biz de diyoruz ki işte cümleden cümleye niyazınız kabul, muradınız asıl olsun falan. Üzerine bir dua veriyoruz. Secde edip geçip yerine oturuyor. Şimdi her kişi bunu yapıyor. Yaptılar, gördün akşam orada. Ama işte bugün şeyde yok bu. Yeni Bosna'da, Garip'te de, işte Şahkule'de yok. Camiye girer gibi giriyor. Geliyor oraya, dizüstü sürüne sürüne geliyor oraya, bir niyaz yapıyor tahtaya. Bir seccade yok ortada. Seccade sonra geliyor. Seriliyor orada. Bizde seccade daha şey, İsmet başlamadan önce seccade seriliyor. Seccadeyi sererken seren adam diyor ki Bismillah Allah Allah. Erenler meydanına seccademiz serilsin. Mümin Müslümdar olup secde kılsın. Tüm hizmetler yerini bulsun. Seccademiz cehennem narına perde olsun. Allah eyvallah yutuz diye seriyor. Toplarken de şimdi akşam orada esas hizmeti yapan yoktu orada. Bizim yeğene yaptırdım. Duasını bilmediği için ben verdim. Bismillah Allah Allah. Erenler meydanına seccademiz serildi. Mümin Müslüm dar olup secde kıldı. Tüm hizmetler yerini buldu. Seccademiz cehennem narına perde oldu. Allah'a eyvallah, hüyud olsun. Şimdi ne oldu? Seccade kutsallığı görüyoruz burada. O bütün hizmetlerin onun üzerinde, niyazların onun üzerine yapıldığını. İşte farklılıklar bunlar. Bendeki farklılıklar bunlar. Peki size daha, yani bitirmeyelim. O zaman şöyle bir mevzu bahis oldu. O cam çekimini baştan sona gördüğümüze göre bir kere şöyle diyeyim. Nevzat Efendi birçok bölgeye gidiyor, cemler, cemaatler yapıyor. Peki Batı Anadolu'da Kütahya, Afyon, Isparta'ya kadar gidiyor, Bursa'ya gidiyor, Trakya bölgesi vesaire. Şimdi Nevzat Efendi'nin girdiği bütün cemlerde öz aynı mı? Yok. Yani benim yaptığım erkanı görmez. Oradaki insanın şeyi ne kadarsa yeteneği, ama hiç ona müdahale etmez. Ya bunu niye böyle yaptınız, burası yanlış, eksik falan demez. Hepsini olduğu gibi kabul eder. Mürşit postuna oturuyor ve oradaki baba hizmetini yürüyor, yürütüyor. O da gerekirse dualarını veriyor, öyle mi? Bazı yerde yapamazlar, o yapar. Yani çoğu... İşte onu diyorum yani... Babaların şeyi yetişmiş değildir çoğu. Peki işte onu diyorum, yani özü aynı mı? Yani tabii ki sizinki daha farklı ama... İşte bütün mesele o şeyi çok... Çok eksik var. Çok şey var yani. Yani böyle... Mesela sıradan bir babaya gitmiş olsa... Sıradan bir babaya gitmiş olsa... Nasıl olacaktı? O klasik yani, normal. Ya üç kelimeyle o işi bitirir orada baba.
Efendi de ona müdahale etmez. Ama bu erken mi olmuş oluyor şimdi? Yani şey, cem mi olmuş i̇şte oluyor? Biz onu tartışmasını yaptık. Efendi dedim, sen bir şey belirle. Gelelim bir araya. Birkaç kişi. Bir erkan belirleyelim. Bugün alt alta koyduğumuz zaman pek çok şeyi güzel bir şey çıkıyor. Ben mesela şu anda onu yapmış vaziyetteyim. Yani kural, ben kural ama benim kurallarım olması gereken şeyler. Mesela talip, hizmet görecek olan bir talip geliyor ortaya. Bismillah, Allah Allah. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şimdi biz devamı Türkçesini çevirdik bunu ya. Rahman ve Rahim Allah'ıyla, Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, öz benliğimize zulmettik. Eğer bize acımaz, bizi bağışlamasan elbette ki üsrana uğrayanlardan olacağız. Bu Kur'an ayetidir. Bunun Arapçası şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbena salimna enfüsina ve innen takbirra ve terhamna ve innen künel minel asirin. Bu Adem peygamber bağışlandığı zaman, Havva ile buluştukları zaman Allah'a ilk olarak bu ayeti okudu. Bu ayeti okudu. Bu şükranlıktır. Buradaki talip de Allah'ım sen bize böyle yerde böyle hizmeti yapmaya nasip ettin. Sana ne şükürler olsun. Eğer sen bizi acımaz, sen bizi bağışlamazsan elbette ki üsrana uğrayanlardan olacağız. Yani bir yerde tövbedir yani. Der. Ondan sonra hizmetine başlar. Hizmetini bitirir. Hizmetini yapıp bitirdikten sonra da Bismillah Allah Allah tekrar dana durur. Bir daha hakkı için hizmetimizi kabul et inşallah. Bir hakkı müstaza ve âli dergâh. Hüseyin-i Kerbela nur hakkı için bizi bu dergâhtan ayırma yeganişâ. Allah eyvallah nefes birdedir der. Ne yaptı şimdi? Hizmet etti. İmmet istiyor. Duasını istiyor. Ve dedi de ona duasını verir. Şimdi bu şeyde göremesin bunu. Başka cemlerde de göremesin. Sizin Yeni Bosna'da oralarda da göremesin. Hadi gelirler, işte biz üç bacıydık, süpürgeciydik falan falan, hemen çıkar orada, süpürgeci Selman Kör olsun, Mervan bilmem ne bilmem ne, okur geçer oturur yerine. Yani şimdi o şeye gidiyor, kalıp gidiyor, duyduklarını uyguluyorlar, manasını yapmıyorlar. Şimdi geçenlerde böyle bir sohbet sırasında ben şu şeyi okudum, biraz önce seccade duası okudum ya, seccade duasından bir örnek verdim. Baki peşinde koştu kaç gün. Hakkı baba ne olur onu bana yaz ver. Anne olur onu bana yaz ver. Niye? Ya bizim şeyin okuduğumuz duanın hiçbir anlamı yok. Süpürgeci Selman kör olsun Merva falan yani. Ama burada bir kafiye var, bir anlam var yani. Şey var. Yani bugüne kadar herkes şeye gitmiş, ezbere gitmiş. Hiç derinliğine inmemiş. Kimse böyle olsun. Şimdi hep akli ve nakli şeye geliyoruz. Hep nakliye gidilmiş bu zamana kadar. Peki şunu da demek istiyorum Nevzat Efendi ile ilgili. Mesela Bursa'ya gideceğiz, Şehitler Köyü'ne veya bir başka yere. Oradaki toplum aynı toplum mu? Hepsi değişik ya. Değişikliğini demiyorum. Özde, özü itibariyle yani tabii ki oradaki babanın bilgisi, görgüsü de yani öz itibariyle onlar da baba mı? Mesela dede soydan gelenleri de görüyor mu? Yok, hepsi baba bizim. Hepsi baba. Yani Nevzat Efendi'nin ona bağlı olanların tümü baba. Onun adına oralarda görev yapıyorlar. Görev yapıyorlar da onların taliplerinin hepsi aynı özden mi? Yani babayı mı? Ya kendini babayı mı görüyor? Babayı demiyor. Onlar kendilerini babayı görmüyorlar. Ne görüyorlar, ne diyorlar kendilerine? Alevi. Alevi mi diyorlar? Alevi görüyor kendini. Peki onların yani cemlerinde ya da yaşantılarında mesela sizlerinkinden farklılıklar var mı? Anadolu Alevilerine mi yakınlar yoksa? Var. Sen işte Nevzat Efendi'nin cemini gördün. Evet. İşte, ona benzer yani ufak tefek farklılıklarla. Yani şey öyle. Şimdi bizim
mesela değişik uygulamalar. Bir ara otururlar sıraya saf saf, böyle kalabalık da çok, evler almıyordu. Böyle rahat oturmuyordu insanlar. Şöyle 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 saf otururlar. Böyle el ele tutunurlar. Baba duayı verir, secdeye, yere secdeye gitmezler, birbirlerine öğü verirler. Hep birbirine, hala da Bulgaristan'da, Kasçılar'da öyle yapıyorlar şu anda. Birbirlerine öğü verirler. Ve öğü verirken de dudaktan dudağa, mümkün mertebe. Kadın erkek hiç fark etmez, dudağından öğü verirler. Ve hala da bugün onu uygulamaya çalışan insanlar var. Şimdi bu neden ileri geliyor? İyi bir rehber çıkıp gerçeği anlatamamış, anlatmamış. Baba anlatmamış. Şeyine, derinliğine hiç inilmemiş. Mesela bir şey var, nefes var. Ben onu çok iyi şey yapamıyorum. Açlar doyar, toklar kanar, leplerinin balıyla. Şimdi leplerinin balıyla. Şimdi bunu kendilerine şey almışlar. Leplerinin balından. Lep nedir? Dudaktır. Buradaki bal, balı almak. O dudağından dudağa hü vermek, o balı almakmış. Şimdi ben bunu birkaç yerde böyle anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Bakın canlar. Zaman, öyle bir zamandayız ki belki o yıllarda o insanlar bu içine en ufak bir şek şüphe getirmemiş, bu niyaz şeklini bu şekilde yapmış. Ama bugünün insanı artık bunu bir niyaz yahut da bir şey değil de öpüşme olarak şey yapıyorlar bugün gençler. Sinemalarda, tiyatrolarda, sinemalarda, filmlerde, radyolarda görüyorsunuz. Öpüşüyorlar. Bugünün genci bunu bu şekilde algılıyor. Manevi bir şey olarak değil. Bir kere leplerindeki bal bu dudakla alınmaz, kulakla alınır. Lepteki bal nedir? Dede konuşur. Dedenin konuştukları hak kelamıdır. Onu alabilen alır. Ama neyle alır? Dudakla alınmaz. O kulakla alınır. İşte kulağından doyacaksın. Çünkü o konuşan haktır orada. Hak kelamıdır. O, onu sen kulağınla dinleyeceksin. Canı gönülden dinleyeceksin. Alacaksın. Bunu anlatmaya çalışıyoruz şimdi insanlara. Yani dudaktan dudağa alınmaz. Dudaktan çıkan sözü kulakla alınır. Peki Nevzat Efendi olsun, evet bu çok güzel, Nevzat Efendi olsun, siz olun, 92'de gittiniz Bulgaristan'da. Yani uygulamalar özü aynı, siz de zaten oradan geldiniz, kökleriniz de orada. Şimdi Nevzat Efendi bir postnişin olarak, bir Ocakzade dede olarak babaların görgüsünü görüyor. O babalar da taliplerin, canların görgüsünü görüyor. Bu böyle her yıl tekrarlanıyor. Her yıl defalarca tekrarlanan ve belli bir klasik olan bir uygulama. Görgüler dışında, yani yıllık görgüsünü gerek talip gerek baba yaptı. Onun dışında toplanmalarınız nasıl oluyor? Her perşembe toplanılıyor mesela, misal olarak. Perşembe toplanır. Kaç kişi gelirse onlarla beraber bir namaz, halka namazı. Halka namazı kılınır. Mesela bunun dışında adak kurbanları olur. Bunun dışında işte Nevruz cemi olur. Bunun dışında Muharrem cemi olur. Bunun dışında ikrar, müsahiplik olur. Yani öyle belli ritüeller şeyler vardır. Yani yapılan şeyler. Birisi der ki annemi anacağım, babamı anacağım. Birisi der ki işte oğlum askerden geldi, onun adadım, kurbanım var, kurban keseceğim. Bunlar hep cemlerden, cem yani vesiledir bunlar. İnsanların bir araya gelmiş, toplanıp ibadet yapmaya. Peki siz geçmişe dönerek mesela Sultan Sücahattin Veli'ye bağlı olan insansınız. Nice insanlar gördünüz.
Nevzat Efendi'nin babası Mehmet Efendi'ye kavuştunuz. Peki onların cemleri de hep sistem aynı mı? Yani sistem aynı. Aynı şekilde devam ediyor. Peki bunlar içerisinde bu dedelerin genel özelliği neydi? Yani Sücahattin Veli dedelerinin sizin tanıdığınız kadarıyla diğer dedelerden ayrılan bir yönü var mı? Ya da onlara içinde nasıl bir kimliğe sahipler bunlar? Şimdi gerçeğe dönecek olursak aileler fakir. Geçim sıkıntısı çeken aile. Onların eskiden oraya bir şey olarak, vakıf olarak Osmanlı döneminde oraya bir şey ayrılıyormuş. Oranın bütün geliri, masrafı yani devlet tarafından oraya bir katkı çıkıyormuş. Fakat bu son senelerde, bu Cumhuriyet döneminde daha doğrusu tekkeler, zaviyeler kaldırıldıktan sonra bunlar ortadan kalkınca bunlar kendi yağından kavrulan insanlar. Okuyan Mehmet Dede de ilkokul düzeyinde, Nevzat Efendi de ilkokul düzeyinde. Ama ne vardır? Mehmet Efendi çok geniş açılmamıştır. Belli bir açılımı oldu. Fakat Nevzat Efendi daha çok bizim aramızda bu Trakya, bu şeylere falan daha çok açıldı. Daha çok kimselerle şey yapıldı. Ve Sücahattin Veli dergahına işte biz 75'ten itibaren ben Nevzat Efendi, biz ikimiz aynı zamanda oturduk posta. O babasının vefatından sonra bütün babalar, rahberler bir araya geldiler. Onu posta oturttular. O da geldi hemen daha bir hafta bile değilken beni posta oturttu. Yani biz beraber şey yaptık ve dolaştık hep beraber. Ben ona yani bugün en büyük katkıyı veren insanım. Belki zaman içinde beni belki takdir etmediği yahut da bir başkalarını daha çok ön plana çıkardığı olmuştur ama ben, o da bilir yani bunu, en çok mücadele veren insan benim. Bütün bugün Trakya'da ne kadar baba varsa onların baba olmasına vesile insanlar benim. Burada avcılarda falan yani babaların %80'ine ben mesela Askova, Kırcalı, Ayrıla babaların onun kabul etmesine, ona görgülerini onlara yaptırmasına ben yani o söyler arası Rakı Baba bir kancıya attığı zaman onu bırakmaz bir daha der. Duymuşundur belki. Şimdi benim mücadelem bu şekilde. Takdir edilir yahut edilmez. Önemli değil. Ama Nevzat Efendi'nin babası rahmetli çok halli insanlardı. Babamla beraber çok hizmetleri oldular buradan. Yani daha yumuşaktı, daha biraz içine kapalıydı. İşte burada geldi, dedi ki bakın baba, Necip Baba şu anda benim yapacağım bütün görevleri Necip Baba yapar burada. Yani babama tam yetki vermişti. Babam bütün taliplerin hizmetlerine babam gidiyordu. Kendi cemiyetinin ve başka diğerlerine de. Nevzat Efendi kendisini biraz daha yetiştirdi, okudu. İyi bir kitap şeyi var şu anda, koleksiyonu var. Okuyan bir insan okuyan gerçekten. Okuyan bir insan. Ve okuduğunu da insanlara anlatmazken şey, hikaye şeklinde anlat. Bugün de söyledi ya, insanlar daha çok bu şu halkın seviyesine inerek. Mesela bugün benim evime geldi, benim evimde yattı. Ama öyle bir ya evlerde yatıyor ki, söyledi ya, yani adam en temiz evini veriyor sözde, fakat en soğuk, en yani kendisi gidip o evde yatmaz o insan aslında orada.
Biz bir şeydeydik, Karamürsel Subaşı köyünde, hiç unutmuyorum, bir kış günü. Bize hiç kullanılmamış bir odaya, hiç kullanılmamış yataklara yatırdılar. Ama hayatımızın hiç unutamadığımız bir gecemizdi o. Sabaha kadar yatamadınız. Buz. Tam bir buzhaneydi. Hani efendiler bunlarla çok karşılaştı. Piştiler yani. Çok yani, aşırı pişti. Ondan sonra öyle insanların sofrasına oturuyor ki, öyle yemekler, öyle şeyler geliyor önüne ki, yani sen artık düşün, yani düşünebilirsin. Bunlara mesela, bunların ben mizacının şey yani, karakterini çıkarmak istiyorum. Şimdi, burada hiç kimseye iyi küçük görmez, büyük görmez. Bir ara bir şeyi oldu. O içki, aşırı içki içtiği, daha çok içki çıkaran yerlere meyilliydi. Şimdi o kalktı şu anda, o şeyin yok şu anda. Ve dışarıdan da büyük tepki alıyordu. Mesela bu geçen seneki seçimde Eskişehir oralardan gelenler oldu falan. Nereye bağlısınız falan diyor bizimkine, orada kadınlar konuşuyorlar. Biz diyor işte Sıcaktin Veli'den, sarhoş Nevzat ama. Şimdi, sarhoş Nevzat'tan bağlısınız siz. Şimdi bu iyi bir şey değil aslında. Mustafa Özer falan, diğer şeyler hepsi bundan şeydiler yani. Biz amcamızdan tanıyoruz. Çocuklar da yani efendim. Ama şimdi efendi içmiyor. Efendi şu anda hepsi el üstünde sıkıyorlar. Demek bu da bir Allah'ın yetkisi. Ona işte bir rahatsızlık verdi. İlaç kullanıyorsun. Bunu içersen bunu içmeyeceksin falan. Bu da belki bir... Onun dışında tabii bu içkiyle ilgili olan... Ama işte sen benim kadar tanıyorsun. Ben ne kadar anlatsam sen de efendiyi tanıyorsun. Efendinin bir şey yok yani öyle, ağır insanı, halk insanı. Ben daha doğrusu şöyle diyorum, çağımızda portresi çizilecek çok ender ve özel bir insan. Yani gittikleri, işte, coğrafya bakımından, insanlar bakımından dediğiniz insanların gibi... İnsanların seviyesine inebilen, onların nabzına göre şerbet verebilen... Ama bence çok eyyamcı da değil yani, böyle gittiği ortam oysa da kişiliğini bulmuş ve doğruları da şu veya bu şekilde söyleyebiliyor. Söyleyebiliyor tabii işte. Yani söyleyebiliyor ve o yönüyle de çok ayrılıyor diğer dedelerden. Yani el pençe divan durup talibe nezire çıkan dedelerden değil. Bu yönüyle çok ayrılıyor. Bir de 30-40 tane belki de kendine bağlı baba var. O da onu değiştiriyor herhalde. Yani o kadar babanın sorumluluğunu almak, onları görmek ona artı bir şey getiriyor. Bir de ben esas Sucaaddin Veli dergahı üzerinde biraz konuşur musunuz? Benim bildiğim kadarıyla çok ziyaret edilen dergahlardan birisi değil mi Türkiye'de? Yani sürekli gidilen, kurban kesilen bir yer. Mesela benim baba oluşum, Nevzat Efendi'nin posta oturuşuna kadar çok seyrek ziyaret edilen, çok seyrek insanların geldiği bir yer. Ne zaman biz bir şey yaptık, biz buradan her sene toplayıp götürmeye başladık otobüslerde olsun. İşte Ankara yöresinde Bayram Dede vardı, onlar oradan getirir, nezirler oradan gelirler falan. Öyle bir şey başlattık oraya. İlk bizim oraya buradan bir otobüs insan gittiğimiz zaman o büyük cemevi kuru bir toprak, beton gibi bir şeydi böyle. Üstüne oturulacak bir çifte yoktu. Bir kamyon brandası bulundu. O kamyon brandasının üstüne oturuldu. Orada cam yapıldı. Oradan giden insanlar dediler ya bu böyle olduğunu bilmiyor muydunuz siz buranın? Niye bizi böyle buraya bu şekilde? Biz dedik tamam geldiniz gördünüz mü? Bundan sonra gelirken herkes buraya bir kilim getirsin. Herkes bir şilte getirsin ve üstüne otursun burada da bıraksın. Herkes gelirken cebine bir çatal bir kaşık koysun. Yesin. Burada bıraksın. Öyle başladık orayı ve
Bugün kat kat odalar, galılar, kilimler, her şey şu anda ne varsa halk başladı oraya ondan sonra. Büyük ziyaretler, akım başladı. Ve hiç unutmuyorum, o Hakkı Aydoğdu. Hani o Ispartalıların... Tanıdınız mı siz onu? Tabii tabii. Ama nasıl mesela? Çok efendi, çok âli, çok böyle bilgili, iyi bir insandı. Biz buradan gittik, 3 otobüs mi, 4 otobüs mi neydi? Ama gitmeden önce bu Askova Kırcalı yarısında dönülen semahlara, Pari'ye bizim iyi biliyor. Bizim de hep talipler, genç uzman, hidayetler, bu kalabalık yani o zaman çok iyi bir gençti yani, genç grubuydu. 75 düşün, onların dönüşlerinde. Aylarca bizim evde talim yapıldı böyle. Bir akşam bizim evde, bir akşam öbürün evde, onda. Hep o semahları talim ettiler. Vardı orada bir semaha kalktı bizimkileri. Hiç görmemiş oranın halkı o türlü bir semaha. O akıl efendi mutluluktan şad oldu böyle. Dedelerimiz, gelin görün Nevzat torununuz ne yaptı, buraları ne hale getirdi. Onun sayesinde buraları dolup taşımaya başladı. Adam bu şekilde dua ediyor da ağlıyordu. Seyyid Battal Gazi tabii ki bir Arap alterani olarak geliyor ama daha sonra onun soyundan gelen, geldiğini söyleyen daha doğrusu insanlar orada hizmet yürütüyorlar. Peki Seyyid Battal Gazi Ocağı'na bağlı dedeler bugün de mevcut var. Mesela Hakkı Aydoğdu en son en büyük dede olarak görülüyordu. Onların cemlerine hiç girdiniz mi? Aşağı yukarı hep aynı. Hepsi birbirine benziyor. Şeyde gördün ya. Eskişehir cem evinde gördün ya. Hepsi Kütahya'ya git, Kütahya'da da aynı cemi görürsün. Yani o yöre onlar o cemlere, mesela Körs'e gittik, Körs'te aşağı yukarı hepsi birbirlerine çok yakın ritüeller. Mesela Isparta'da girdiğimiz cem ama biraz daha farklı mıydı? Orada biraz farklılık vardı. Yani birbirine benzese de öbek öbek de değişebiliyor. Hakkı, işte onu diyeceğim, mesela birbirine çok yakın bir coğrafyada hiç o konuda bir şeyiniz oldu mu? İki dergahın arası çok yakın. İki tane ayrı ocak birbirine çok yakın bir mekanda. Ispartalılar biraz Abdal Musa etkisinde. Yok, Eskişehir, Sücahattin Veli ile Battal Gazi. Sücahattin Veli ile Battal Gazi aşağı yukarı hepsi birbirinin akraba yani iç içe olan insanlar. Yol erken usulleri, şeyleri hepsi aşağı yukarı aynı. Orada da bak şimdi, Koçubabalılar var. Hüseyin Gazililer var, Sücahattin Veliler var, hani birkaç kişi kol var, o hep aynı şeylerin toplumla orada bir araya gelmiş, orada bir kümeleşmiş. Peki Eskişehir'in kendi yerli olarak Aleviler var. Yani Sücahattin Veli dergahına bağlı olmasa da orada birçok Alevi grubunun olduğunu biliyoruz. Şuraya gelmek. Onlar orada hepsi bir cemaat oluşuyorlar. Ama eskiye döndüğünüz zaman 30 yıl önceye kadar yani Alevi varlığı canlı mıydı Eskişehir'de? Yani Alevilik açık mıydı, cemler, cemaatler böyle yürüyor muydu yani yol? Yürüyordu tabii. Peki yani orada Gargınlılar da var, başka ocaklardan da insanlar var herhalde. Var işte, onu da biraz önce dedim ya. Yani değişik grupların bir araya getirip bir cemaat oluşmuş. Nasıl mesela bugün Yeni Bosna'ya gelenler, her yöreden insanlar geldiler. Orada bir önce bir çekimserlik oldu. Birbirlerine ters baktılar. Bundan işte olumsuzluklar görüldü falan. Sonra şimdi sanki hepsi bir cemaatmış gibi. Tokatlısıymış, Sivaslısıymış, Erzincanlısıymış, Maraşlısıymış bir araya geldiler, bir cemaat oluşturdular. Şimdi Sücahattin Veli soyca yürüyor, devam ediyor, evlatları var. Otman Baba, Demir Baba olsun, bunlar mücerret büyük ulular. Fakat buralarda dergahlar kurulmuş
ve dergahlar tabii ki işlemiş. Onların evladı olmadığı halde bu dergahlar bayağı bir yaşamış. Öyle mi? Şimdi soyu yürüyen ocaklar ama soyu yürümeyen dergahlarla karşı karşıya. Dergahlarda da o hizmetler devam etmiş, cemler açılmış, meydanlar açılmış. Siz Demir Baba ve Osman Baba üzerinde de çalıştığınız için diyorum. O velayetnameleri okudunuz, oradaki coğrafyayı gördünüz. Şimdi soydan gelenle soydan gelmeyenlerin erkanları arasında, yaşamları arasında nasıl bir fark olabilir? Mesela Osman Baba ve Demir Baba ile Sücahattin Veli arasında nasıl bir fark oluşmuştur zamanla? Ya şimdi bu yoruma açık bir soru tabii. Hayır yani. Tamam da mesela Sücahattin Veli'nin yaşam biçimini ben bilirim, biz bilemiyoruz şu anda. Nasıl? Hayır. Ama onun soyundan onun geldiği soyundan için. Soyundan gelen insanların yapmış oldukları şey. Hayır. Mesela o soydan gelen bir ocakzade olduğu için silsile devam etmiş, gelmiş. Yani bir ailede, bir ferde ulaşmış o. Şimdi ne? Şimdi bizim, ama oralarda yok mesela Osman Baba'da. Mesela Cem'e yeni giren bir talibe şeyin tercümanı, tarikatın tercümanı derler. Öğrendin mi? Oku bakalım tarikatın tercümanını. İşte Osman Baba kolundanım, Ruh Babayiyim, Osman Baba kolundanım falan böyle bir şey vardı. Bak şimdi Osman Baba kolundanım. Kendilerine Osman Ruh Babayiyim diyor şimdi. Babayi olduğunu. Ruh Babayi. O öyle söylüyor yani ne demekse. Ruh Babayiyim, Osman Baba kolundanım. İşte Mürşid'im Muhammed, rehberim Ali'dir falan falan böyle bir tercüman var. Ha. Buradan şunu anlıyoruz, babayi olduğunu insanlar söylüyorlar ve Osman Baba kolundan olduklarını söylüyorlar. Ne zamana kadar? Osman Baba Barem'den gidilmiş ama yerine 1911 yılında Sücahattin Veli mürşitleri gelmişler oraya. Sizin hakiki şeyiniz bugün biziz demişler. Oraya kadar o insanların bundan bir haberi yok. Kendilerini Osman Baba kolundan olduklarını biliyorlar. Ama peki şöyle diyelim. Osman Baba'ya bağlı olduğunu farz edelim. Mesela Hasan Asarlı Baba. Peki bu adamı bu adamdan önceyi tasavvur edelim. Yani düşünelim. Osman Baba bu alemden göçtü. O dergâhta işlendi. Orada insanlar var. Balım Sultan erkanına mı benziyordu ki acaba seçim sistemi? Çünkü onu orada bulunan insanların üzerine kim baba oturtacak onu? Hasan Baba'yı kim oturttu? Şimdi şöyle. Bir kere Osman Baba'nın bu Şevki Koca'nın yazdığından, benim yazdığımın dışında başka bir erken namesi falan var mı acaba? Olabilir. Yani Nevzat şeye ben yeni okuduğum için diyorum. Ahmet Yaşar Hoca'nın orijinalini okudum. Çok beğendiğim dediği nüshayla sizlerinki aynı mı bilemiyorum tabii. Şimdi Osman Baba velayetnamesinde orada bir başka baba ile dervişleriyle Osman Baba'nın dervişleri arasında münakaşa çıkıyor. Şimdi Osman Baba ismi aklımda değil. Hacı Bektaş'a ziyarete geliyor. Osman Baba onların tekkesinde kalıyor dervişleriyle beraber. Osman Baba'nın bir mekanı yok. Osman Baba Rumeli ve İstanbul arasında böyle mekik dokuyor. Yani bağlı bir yeri yok. O dergahta, bu dergahta, şu dergahta geziyor böyle devamlı geziyor. Gezgin bir derviş. O kitabı mutlaka okuyun. Çok enteresan. Yanılmıyorsam belki yanılabilirim. Hatta Osman Baba'nın şu anda yattığı yerde bile olmadığını söylüyor Ahmet Yaşar Hoca. Şimdi böyle en son bir ara o şeyken İstanbul'dayken
şimdi aklımda Yıldırım şey Bayezid Baba. Bayezid Baba İstanbul'da Hacı Bektaş ziyarete geldiği zaman onun orada kalıyor. Onun dervişlerine de kendi dervişlerine yaptırdığı erkanı yaptırıyor. O aralarında ondan sonra o döndüğü geldiği zaman sen benim erkanımı işte saydın, kendi erkanını benim şeyime sokmaya çalıştın diye aralarında böyle bir mülakat. İşte onun erkanı neydi? Şimdi Ayrılda Baba diyor ki, biz Osman Babacığım'ın erkanını yürütüyoruz Hakkı Baba diyor. Şimdi Osman Baba'nın erkanı, bir erkan namesi kimsenin elinde yok benim bildiğim. Ve o Askova'nın, hani orada dere var ya şöyle, derenin bu tarafı, o şey, ne mahallesi diyorlar oraya? Akpınar. Akpınar Mahallesi. Akpınar Mahallesi cevizlik. Koz diyorlar cevizlere. O kozluk. Oradan kozları diyor kesin, buraya bir köprü yapın. Akpınar Deresi'nin üstüne. Oradan karşıya geçiyorlar ve ben öldükten sonra diyor benim mezarımı işte şu tepeye bana beni oraya defnedin diyor. Yani türbesi mürbesi hiçbir şey yok. Şimdi o vefat ettikten sonra o alıyorlar, oraya defnediyorlar. Ben sonra diyor kozları kesin buraları ziraat alanı yapın. İşleyin yani tarım şey yapın dervişlerine falan. Ve oraya gömülüyor. Ondan sonra işte Malkoçoğlu'nun o türbeyi oraya yaptırdığı falan rivayet ediliyor. Yani bunlar sonradan oralar oluyor. O türbesi, şu su, bu su, bilmem nesi. Yerine de bir şeyi olmadığına göre o gün onun vefatından sonra dervişler kalıyor ortada. İşte yani, dervişler o dergahı nasıl yaşattı? Yüzyıllar içerisinde nasıl değişti şimdi, bilinmiyor. Bugün mesela en son bildiğimiz 1924 yılında Hakkı Efendi'nin oraya gidişinden sonra Molla Ahmet Baba ile oradan bir mihman dedenin Sücahattin Veli'ye gelip el aldıkları. Yani niçin geldi mihman dede oradan? El aldı. Orada böyle bir mürşidin olmadığı, o ocağın başında da bunlara el verecek, onu yaşatacak bir isim olmadığı için buraya geldi. Buradan el aldı, gitti. O yerde de oranın halifesi oldu. Mihman dede, Ayrıldak dedenin dedesi mi? Değil. Avukat Faik'in büyük dedesiydi. Avukat Faik'i sen tanıdın. Evet. Ondan bazı belgeler kalmış diyorlar oradan. Yani Nevzat Efendi'nin elinde de Avukat Faik'ten bazı şeyler var. O bakımdan yani şimdi orada nasıl yürütüldü, nasıl geldi, ne oldu? Yani hiç bir şey yok elde. Erkanname yok elde. Elde bir belge yok. Yani bir sen yapmışsın, elinde senin yaptığı uygulaman var. Senden sonra ben geliyorum, senden alıyorum bilgileri. Benden sonra bir başkası alıyor bilgileri. Ben okur yazar bile değilim. Senin peki, aldığın belgeleri, işte birisi benim yanımda süflörlük yapıyor. Ben insanlara hizmet vermeye çalışıyorum. Peki. Öyle. Ak yazılı var, Demir Baba var, bunlar da mı aynı? Şimdi ak yazılı, Akyazılı'nın durumu daha değişik. Akyazılı işte orada bir dergah kuruyor. O belli bir mertebeye gelmiş bir insan. Osman Baba'dan sonra o zamanın zaten kutupluğunu yapmış. Osman Baba'dan 18 yıl sonra kutup olarak o ikisinin arasında kutup kimdi o bilin ben bir onu bilmiyor. Fakat İbrahim Sahin'in kutupluğu ve İbrahim Sahin'in Demir Baba'ya devir edişi biliniyor tarih olarak, ben yazdım onları. Peki, İstanbul ve Türkiye'de, Batı Anadolu'da Balkanlardan gelen binlerce, on binlerce insan yaşıyor. Yani kökler aslında belki hep aynı ama biraz da zorunlu olarak Anadolu'ya göç var, Türkiye'ye göç var, İstanbul'a başta, Trakya'ya başta olmak üzere yoğun bir göç oldu. Şimdi bu insanlar buradaki insanlarla kısmen kaynaştılar. Fakat kültürel farklılıklar da var. Bunu da inkar etmemek lazım.
Şimdi burada kendi hallerince sürdürüyorlar. Örneğin Frisköy'de Kızılderili Sultan Ocağı'na mensuplar var. Başka yerlerde mesela Zeytinburnu yine Bulgaristan'dan göçenlerle dolu. Bayrampaşa'nın öyle olduğu söyleniyor. Siz buradaki insanlarla diyaloğu nasıl sürdürüyorsunuz? Bayağı bir yoğun ilişkileriniz var çünkü Trakya, İstanbul. Ben geniş şeyim var da mesela geniş derken çok da geniş sayılmaz. Mesela o Gazi Osman Paşa, Bayram Paşa o taraflarda falan böyle Bektaşi babaları var, Bektaşiler var falan. Onlarla pek böyle fazla bir diyaloğumuz oradaki insanlarla falan. Gerçi hepsi aynı gören insanlar. Orada işte bir neydi babanın ismi? Onlar bir kez defa geldi toplantılara, çölmeye falan giderken götürmüştük. Yani var orada bizim bilmediğimiz babalar şeyler var oralarda. Yani olmuyor fazla yani böyle bir. Bizim belli işte belli insanlar el altında olan, görüşebildiğimiz, konuşabildiğimiz insanlar mesela. Çorlu'ya gidiyorsa, Ege'ye gidiyoruz da şurada Bayrampaşa'daki İstanbul'un içindeki Bektaşi babalarına gidemedik seninle beraber. Gidelim gidelim dedik. O kaldı. Yani dışarıya gitmek daha kolay içeriye gitmekten. Zeytinburnu'nda da yarım kaldı çalışmalarımız. Onlarla söyleşiler yapıyorduk. Ama yine de belli bölgelere yerleşmiş bu insanlar herhalde. Tabii canım şimdi yani aşağı yukarı mesela bugün Anadolu'dan gelenler de bir kişi geliyor bir yere yerleşiyor. Haydi onun arkasından oraya başlıyor aynı yörenin imsağı, akrabaları falan koskoca bir mahalle oluyor. Edirne'de biz geçiyoruz bir yerden baktım Gümüşhane Mahallesi. Biraz ileride Bayburt Mahallesi. Öyle. Evet bu arada da çok fazla babaları tabii tanıdınız. Başta da Nevzat Efendi'ye tabi bağlı olan ve birçoğunu da hatta siz ön ayak oldunuz ona bağlanması konusunda ama dediğiniz gibi mesela Balım Sultan erkanını sürdüren babalarla belki diyalog biraz daha mesafeli yürüyor. Çünkü onların daha farklı bir adam, anlayışı var. Mesela biz Orhan Bulut gelmişti benim yanımda. Oturup konuşuyorduk. İşte telefon etti. Doğan Bermek telefon etti. Akı Baba dedi. İngiltere'den dedi bir ekip gelecek, bir ikrar erkanını görmek istiyorlar, nasip alma erkanını görmek istiyorlar, bir Bektaş erkanını daha doğrusu görmek istiyorlar. Nasıl yaparız, nerede görürüz falan, Bektaşi erkanını. Dedim bak tam zamanında aradım, karşımda aradım, iyi bir Bektaşi oturuyor. Orhan Bulut'tan hatırladım. Dedim bak Orhan Bey dedim böyle böyle bir mesele var dedim. Çekim yapacak adamlar gelecekler, röportaj yapacaklar, çekim yapacaklar. İmkan yok dedi. Ben belki kabul ederim ama dedi bugünkü babalara imkan kabul ettiremeyiz dedi. Yani katı bir şey var, kural var. Efendim tabii uzun yılların birikimini böyle birkaç saate sığdırmak imkansız. Sizin izlemleriniz, gözlemleriniz ve çalışmalarınız, çabalarınız önümüzü de aydınlatıyor diyoruz. Yeni bir kitap hazırlığınız oldu. Kısaca da ondan bahsederseniz en son olarak ne yaptınız, en son olarak nelerle uğraştınız yayınlanan kitaplar haricinde. Şimdi benim yani bu Alevi İslam Din Hizmetleri kurulduğu zaman sen de o zaman beraber zaten bu işin içindeydik. En son kurulup işte yukarıda yapılan bir toplantı vardı İzzet'in Doğan'ın. Ve aşağıda da o konuşmaları tekrar bize bir yıllığına dedi. İşte bir bu kurumu şu anda finanse edecek bitiyor galiba kasetim. Bir şey var. Bizim ilk yapacağımız iş Aleviliği, Bektaşiliği tanıtan el kitabı. Yani böyle kısa kısa bilgiler falan. Sonra böyle bir kitabın Kutlay Erdoğan'a sipariş verildi. Bir şey kuruldu, komisyonlar kuruldu. Biliyorsun olmadı. Ben sessiz sedasız bu kitabı şu anda bitirdim. Okuyan
şeyler var, birkaç kişi. Olumlu, işin raporu olumlu şu anda. Kitabın Ahmet Azarpen'in, Ahmet Azarpen demişim, Mehmet Yaman'ın bana kitabına ilgili yazdığı şiiri okudun mu? Yani bir başyapıt diyor. Yani Alevi Bektaşi Canlar'ın şu anda aradıkları başyapıt şu anda hazırlanmış vaziyette. Yani bu kitabın derhal basılması lazım diyor. Yani o onun görüşü, Ödür Kaya'nın da aynı doğrultuda görüşü var. O yalnız yazısını getirmemişti. Geleceğim dedi, o tarafa geldiğim zaman getireceğim dedi. Yani şimdi ben şöyle, 29 sene halkın içinde alttan aldıklarımızı, duyduklarımızı, Almanya'ya da gittim ben tabii görevli olarak değil, kendi işim icabı gittim. Halk arasında devamlı sorulan sorular var. Bizim toplumun içinde devamlı sorulan sorular var. Merak edilen konular var. Ben bunları ön plana çıkardım. Yani insanların bilmesi gerekenleri, büyük büyük konular değil, kısa kısa cümlelerle, yerine göre bir paragrafla cevap verdim. Yerine göre evet, hayır şeklinde cevap verdim. Niye? Var mı yok mu? Mesela müsait çocukları birbiriyle evlenebilir mi? Kirve çocukları birbiriyle evlenebilir mi? En çok sorulan sorular. Şimdi bütün dedelere bunu ben yazdan beri soruyorum. Dedeler evet yahut hayır diyemiyorlar. Yani bazı konular var, birisinin onlara evet yahut hayır demesi lazım. Dün takvimde buldum Mehmet Yaman'ın bir yazısını, kirvelikle ilgili. Bir Buhari'nin bir şeyinden almış, kitabın bir sayfasını, dinlemesini falan şey olarak onu gösteriyor. Veya Hazreti Peygamberimizin zamanında birisi çocuğunu sünnet ettirecek. Hazreti Peygamberimize elma gönderiyor. Adet öyleymiş. Onu davet ediyor. Çocuğunun sünnet olurken çocuğu Hazreti Peygamberimiz kucağında elinden gözünü kapatıyor ve kucağında çocuğu tutuyor. Sünnet oluyor. Yani kirvelik böylesine başlıyor. Bu aile birbiriyle bir sosyal dayanışma. Ben biraz o şekilde açıkladım. Ondan sonra da o şeyleri. Yani müsaitliğin Enfal suresi 72, 74, 75 ayetleri yani şeyi var. Kur'an'a dayalı yerleri var. Manevi mülk aleminde, mana aleminde Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber'in müsaitlikleri var. Çeşitli şeyler var. Ama kirvelikte sadece bir sosyal dayanışmanın dışında bir şey göremiyoruz. Sadece bir aileleri, iki aileyi bir araya gelmesi ve sosyal bir yapı var burada. Şimdi bunun burada bir kutsallık yok. Şimdi bu ailelerin çocuklarının yedi göbek evlenemez diyor şimdi bazı dedeler. Her şeye bir kutsallık atfediyorlar. Şimdi belki müsaiple diyebilir ama o zaman da hemen ben diyorum ki o zaman bugün diyorum Anadolu'daki yani şu anda bütün etrafımızdaki insanlara baktığımız zaman kardeş çocuklarını birbiriyle evlendiriyorsunuz. Müsait çocuğuna yedi göbek arıyorsunuz. Kirve çocuğuna yedi göbek arıyorsunuz. Yani çelişkiler var. Evet, yani bunlarla ilgili genel değinileri yaptım. Ben bunlarla ilgili kanaatlarımı yazdım, görüşlerimi yazdım. Tabii bazı şeyler var ki yorum isteyen şeyler. Mesela Kur'an'da da var öyle, kesin ayetler var. Yorum getirecek, tevhili yapılacak ayetler. Efendim çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Uzun, sağlıklı, mutlu yıllar dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle.